Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yepyeni bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarını sizler için ziyaret ettik ve çok özel röportajlar yaptık. Merak ettiğiniz soruları sorduk. Ayrıca iş dünyasında rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Nefes kredisi başvuruları başladı. Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği tarafından küçük orta ölçekli işletmecilerin finansman sorunlarını giderilmesine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen nefes kredisi başvuruları başladı. Altına talep %30 arttı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizlerin TL veya altına çevrilmesi çağrısı sonrası ticaretin kalbi, kapalı çarşıda döviz bozduranların ve altına yönelenlerin sayısı arttı. İyi bir köfte nasıl olur? Afyon Karahisar'da farklı konsepti ve ürün kalitesiyle öne çıkan Dünya Köfte'deyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Afyon İsçehisar'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise birçok farklı branşta hizmet veren bir marka ismi Dempet AŞ'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sayın Baha Demirel ile birlikteyiz. Merhaba Baha. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Baha Demirel, buranın genel müdürüyüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi tabii ki birçok farklı branşta hizmet veriyoruz. Onları alacağız, o bilgileri alacağız sizden ama öncelikle firmamızı tanıyarak başlayalım. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Firmamız 1988 yılında ilk olarak normal akaryakıt istasyonu olarak başladı. Son 2 yılda da lokanta, restoran şeyine geçtik. Durum bu şekilde. Ve tabii ki sadece bununla bitmiyor. Bunun haricinde aynı zamanda demmer var. Mermer. Değil mi? Mermer fabrikalarımız var, makine fabrikamız var. Yaklaşık 1,5 yıl önce de maden suyu firmamız açıldı. Kendi mermerlerimizi üreten ocaklarımız var. Firmalarımız bu şekilde devam ediyor. Ve dediğimiz gibi birçok farklı branşta hizmet veriyoruz. Tabii ki birçok farklı branşta hizmet verdiğimizden dolayı da bu anlamda kaliteli hizmeti ön plana çıkarıyoruz, öyle değil mi? Bizim birinci amacımız, özellikle de bu Dempet AŞ olarak, birinci düşüncemiz müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet, temizlik, tamamıyla bunun üzerine. Para kazanma amacı bizim için İkinci planda. Birinci planda kaliteli hizmet, kaliteli üretim. Gelen misafirlerimizi kaliteli bir şekilde ağırlamak, birinci amacımız bu. Evet. Aslında Dempet AŞ bir aile şirketi. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet. Peki kim tarafından kuruldu? Şuayb Demirel, Adnan Demirel yönetim kurulu başkanımız, başkan yardımcımız Adnan Demirel. Bizim 4 tane dedemiz var. Bunlar işte şu ufak bir demircilik dükkanından başlayıp İşte demmerdir, demmaktır. Demircilik atölyesinde asıl bizim işimiz de demircilik atölyesidir. Ondan sonra mermer, makina, ondan sonra da 88 yılında da akaryakıt istasyonu, ondan sonra da restoran kısmı. Evet. Peki restoran sektörüne nasıl girdik? Ya, nereden aklınıza geldi bu fikir? Biraz müşterilerimizin yönlendirmesi. Tesisimizi yeniledik, showroom'umuzu yaptık buraya. Bu alana da müşterilerimizin tepkisi, işte bir lokanta tarzı bir şey olursa daha iyi olur gibisinden. Bu şekilde yola çıktık. Böyle bir tesis yaptık. Böyle. Peki Demmer AŞ olarak neler yapıyoruz? Çok geniş bir ürün yelpazemiz var.
iç mekan, dış mekan döşemeleri, ondan sonra oteller, efendime söyleyeyim, yurt içi, yurt dışı satışlarımız var. Kendi ocaklarımız, ürettiğimiz mermerleri kendi fabrikamızda işleyip müşterilerin istekleri doğrultusunda istedikleri ölçülerde hazırlayıp yurt içi, yurt dışı satışlarımız mevcuttur. Evet, butik hizmette verebiliyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Peki, tabii ki mermercilik de var. Onun haricinde akaryakıt sektöründeyiz. Ve son olarak da dünya köfteyle sevgili halkımızın hizmetindeyiz. Evet. Peki gıda sektörüne nasıl giriş yaptık? Ya gıda sektörü işte daha önce de dediğim gibi müşterilerimizi tamamen böyle bir tesise, bir lokantanın, bir restoranın yakışacağı tarzında tepkilerden dolayı böyle tepkilerden yola çıkarak böyle bir restoran açtık. İnsanlarımız da memnun. Hem işçilerimize, afyonumuza bir hizmet amaçlı. Bu şekilde başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Peki dünya köfteyi neden tercih ettiniz? Ya, dünya köfteyi birkaç eşimizden, dostumuzdan tavsiye aldık. Ürünlerin çok güzel olduğunu öğrendik. Gittik, yerinde tespit ettik. Hoşumuza gitti. Etinin lezzetli olduğunu. Değil mi, öğrendik? Kesinlikle evet. Bu şekilde başladık. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet, biz de röportaj öncesi o güzel lezzetlerin tadına bakma imkanı bulduk. Gerçekten de çok güzel. Etin lezzeti zannediyorum doğal olduğundan. Tamamıyla doğal. Ürünler zaten hiçbir katkı maddesi yoktur ürünlerde. Tamamen doğaldır. Özel hayvanlardan üretiliyordur. Kuzu, dana şeklinde. Kesinlikle katkı maddesi yok. Tamamen doğal. Evet. Ve bu anlamda da çok tercih ediliyor. Kesinlikle. Müşterilerimizden biz bugüne kadar bu et konusunda hiçbir olumsuz tepki almadık. Hı hı. Aksine eşlerine, dostlarına tavsiye edecekleri noktasında da çok tepki aldık. Evet. Ve tabii ki doğal olarak lezzet güzel olunca, hizmet de güzel olunca tercih sebebi oluyorsunuz. Kesinlikle. Peki Baha Bey, bu markalaşma süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Markalaşma süreci şöyle başladı. Biz ne yapabiliriz bu halkımız için, işçi sarımız için, afyonumuz için? Bu şekilde yola çıkarak mermer fabrikalarımızı kurduk. Mermer fabrikalarımızın mermer üretimlerinde makine fabrikalarımızı kurduk. Bunun yanında akaryakıt istasyonumuzu kurduk. Bunun yanında avşar maden suyumuzu kurduk. Bunların yanında ocaklarımız var. Bunlarla beraber dürüst, kaliteli iletişim, üretim bu şekilde markalaştık. Tabii bu da sizin markalaşma sürecinizi hızlandırmış oldu. Çünkü yaklaşık 1000 kişilik bir ekibe sahibiz, öyle değil mi? 1000 kişilik işçi kapasitemiz var. Tüm ocaklarımız, mermer fabrikalarımız, istasyonumuz, lokantamız bunlar dahil. Bunlarla beraber doğru iletişim, halkımızla beraber gelen misafirlerimize dürüst ticaret, dürüst iletişim, doğru iletişim, kaliteli iletişim. Evet. Ve kaliteli hizmeti de kesinlikle sonuçta doğuyor. Doğal olarak bu da markalaşma sürecinizi hızlandırmış kesinlikle oldu. Zaten siz dürüst davranıp dürüst ticaret yaptığınız zaman gerisi bir şekilde akıp geliyor. Böyle ticaretin anlamda genelinde dürüstlük ilkesi çok önemli. Bu anlamda zaten yıllardır var olan bir firma Dempet AŞ. Bu anlamda tabii ki farklı projelerimiz, düşüncelerimiz var mı? Neler yapmak istiyoruz ileriye yönelik? Ya şu an için farklı projeler var ancak bunlar ilerleyen zamanlarda ne olacağını ne biteceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bize destek veren halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımız, çalışmalarımız devam edecek. Bize tanıtma fırsatı sunduğunuz için size de ayrıca teşekkür ediyoruz Serap Hanım. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Selçuklu'da hidrolik direksiyon ve hidrolik pompa imalatı yapan
Anadolu Hidrolik'teyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Mevlana Şehri Konya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren AHS Hidrolik'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Sayın Ahmet Yılmaz Işılak ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. AHS Anadolu Hidrolik ile ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle kuruluş hikayesini almak istiyorum sizden. Tabii ki. AHS Anadolu Hidrolik kökeni 1975 yılına kadar dayanıyor. Kurucusu, ilk kurucusu Ahmet amca, Ahmet Şişmanoğlu. 2003-2013 yılına kadar Ahmet amca bayrağı getiriyor ve şirketi büyütüyor. 2013'ten itibaren de Muharrem Bey var oğlu, Muharrem Şişmanoğlu. Muharrem Bey bayrağı devralarak daha kurumsal bir yapıyla, daha büyük bir yapıyla devam ettiriyor. Şu an 35 bin metrekare kapalı alanda 3 tane fabrikada faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Entegre bir tesis, hidrolik direksiyon seti, hidrolik pompa, traktör grubuna yönelik yedek parça ve kamyon grubuna yönelik pompa üretimimiz var. Ayrıca çapa makinamız, yine tarım sektöründe çapa makinası üretimimiz var. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 60 ülkeye ihracatımız var. Satışlarımızın %60'ı ihracat. Faaliyetlerimizde iyi bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah 2023 yılındaki ülkemizin ihracat hedefine de elimizden gelen katkıyı da yapacağız. İnşallah. Tabii bu arada bir marka isim olarak devam ediyor. Peki bu markalaşma süreci nasıl oluştu, nasıl gelişti? Anadolu Hidrolik markasıyla hem yurt içinde hem yurt dışında satışlarımız var. Anadolu Hidrolik, Anadolu'da bilinen bir marka. Traktör yedek parçacı üzerinde, özellikle hidrolik direksiyon seti ürünümüzle birlikte yıllarca verilen emek sayesinde oluşmuş bir marka. Yurt dışında da yine Anadolu Hidrolik markasıyla ihracat yapıyoruz. Anadolu Hidrolik markası yurt dışında da bilinen bir marka. AHS de yine kendi markamız ve bu markayla artık ürün isteniyor. Yani bir takım satıcılarımız var, bizim İstanbul'da toptancı satıcılarımız var. Onlardan da yurt dışından talep gelirken AHS markasıyla ürün talep ediliyor. Kendimizi bu anlamda da ciddi geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışmaları, mühendislik çalışmalarıyla belli bir mesafe kat ettik. Ve markamızı da, markanın değerini de korumak için çalışıyoruz. Özellikle satış sonrası serviste, yedek parça temininde iddialı bir firmayız. Müşterimizi memnun eden bir firmayız. Bu da markamızın oluşmasında ve büyümesinde çok önemli bir etken. Kesinlikle. Tabii güven olgusu, özellikle hem tarım sektöründe hizmet veriyoruz hem de otomotiv sektöründe hizmet veriyoruz. Çünkü bu anlamda tabii ki güven olgusu gerekiyor. Dünden bugüne aslında sizin firma bazında gelmenizi sağlayan da marka bilinirliği ve güven olgusu. Siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Biz bu güven olgusunu ürünümüzün arkasında durarak sağladık. Yani en ufak bir şeyde, bizden kaynaklanan eksiklikte bu ürünümüzün arkasında olduk. Yeri geldi, bayilerimizden bu ürünlerle ilgili tüm şikayetleri dikkate aldık. 2016 yılının başında büyük bir bayi toplantısı yaptık. Yaklaşık 600 bayimizi biz Konya'da ağırladık, misafir ettik. 3 gün boyunca hem onların dertlerini dinledik, şikayetlerini dinledik, taleplerini dinledik ve hızlı bir şekilde de aksiyon alarak bunları yerine getirdik. Bunun çok güzel geri dönüşleri oldu. Fabrikamızı gezdiler, alanları gezdiler, test makinalarımızı gördüler. Tabii bu bayilerimizde de zaten güvendikleri bir marka ama iyice bir güven oluştu. Bu pekişti açıkçası bu güven. Onun dışında da şu hizmeti biliyorlar. Yani ben fabrikaya bu ürünü gönderdiğim zaman mutlaka bana bir geri dönüş olur. Yani birçok belki üretici de ki en büyük şikayet bir geri dönüşün olmaması. Yani olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşün olmaması. Ama bizde kesinlikle bir geri dönüş olur ve mutlaka bu geri dönüşler de olumlu geri dönüş olur. Yani bizim bu zamana kadarki en büyük prensibimiz, biz ürünümüzün arkasındayız. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve ayrıca bu güzel sohbet için son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ülkemize güveniyoruz, ülkemizin geleceğine güveniyoruz ve bu gelecekteki ülkemizin yer alacağı
dünya ülkelerinde güzel bir pay alacağına inanıyoruz. Biz de şirket olarak, firma olarak ülkemizin güzel geleceği adına elimizden gelen katkıyı yapacağız inşallah. Sağlık ve güzellik hakkında çok özel bir röportajımız var sırada. Zonguldak merkezde Beytom Sağlık Güzellik Salonu'ndayız. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Zonguldak'tayız. Özellikle ben hanımların ekran başına gelmesini istiyorum. Sizler için güzellik ve sağlık alanında önemli bilgilere sahip olan dermatoloji uzmanı Sayın Ümran Gökgöz Kale ile birlikteyiz. Bu Beytom Sağlık Güzellik Merkezi kompleksindeyiz. Çok önemli bilgiler verecek, özellikle cildinizle ilgili, bakımlarla ilgili ve bu merkezde bunlara yönelik neler yapılabilirliğiyle ilgili kendisiyle özel bir röportajımız olacak. Yaklaşık 3 sene önce kuruluşundan beri buradayım ben, beraber kurduk diyebilirim. 3 senedir tüm Zonguldak halkına günden güne güncelleyerek kendimizi hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz tabii burada hani daha çok bu tarafta güzellik uygulamalarını yapıyoruz. Onda da biliyorsunuz teknoloji her zaman ilerliyor. Bu durumda da geri kalmamak çok önemli. Hem kendimi hem de buradaki aletleri, cihazları günden güne güncellemeye çalışıyoruz tabii ki. O zaman merkezimizden öncelikle bahsedelim. Kompleks dedik. Kaç bölümden, kaç kısımdan oluşuyor ve ne tür hizmetler sunuyoruz? Ana başlıklarıyla anlatalım. Şimdi biz burada güzellik kompleksinde oluşturuyoruz. Yan tarafımızda da ve alt katımızda spor kompleksi ve bir spa kompleksi var. Ben daha çok ama güzellik merkeziyle ilgileniyorum buradaki. Burada da genel olarak işte lazer uygulamaları, dolgu, botoks gibi kozmetik uygulamalar ve cilt bakım gibi uygulamalar yapılıyor. Pilates eğitmeni Sayın Gözde Bozkurt, merhabalar. Merhabalar. Sizi de hem tanıyalım hem de pilates eğitmeni dedik. Bir pilates eğitmeni neler yapar onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Ben BESYO mezunuyum, spor akademisi mezunuyum. 2010 senesinde mezun oldum Konya Selçuk Üniversitesi'nden. Pilates üzerine kendi eğitimimi tamamladım. Hem reformer eğitmeniyim hem pilates eğitmeniyim. Burada bayanlarla, erkeklerle gün içerisinde sürekli sabahtan akşama kadar grup derslerimiz oluyor, reformer eğitimimiz oluyor. Amacımız insanlara sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri, kaliteli yaşam standartlarının olmaları, gün içerisinde yaptığımız egzersizlerle kişi kendini daha iyi hissediyor, düzgün bir postüre sahip oluyor, nasıl nefes alıp vereceği, gün içerisinde nasıl hareket edeceğini öğreniyor. Sabahları uyandığında kendini daha zinde hissediyor. Aynı zamanda bedensel olarak bir sıkılaşma ve zayıflama gerçekleşiyor. İnsanlara bu şekilde destek oluyoruz, sağlıklı yaşamaları için yardımcı oluyoruz. Merhabalar, Serdar Aydan Bey. Aslında hem kurumsal olarak yönetim kurulu başkanlığını yapıyorsunuz, hem de burada göreviniz var, fitness eğitmenliği sanırım. Fitness'in insan hayatındaki önemi ve gerekliliğiyle ilgili biraz konuşmak isterim ve siz burada nasıl bir program uyguluyorsunuz, onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii ki. Fitness ana branş aslında, spor branşlarının içerisinde ana branşları olarak bir kardiyo vardır, bir de fitness ağırlık çalışmaları vardır. Biz burada bunu uyguluyoruz hem bayanlara hem erkeklere. Bayağı bayan meraklı olan, fitness yapan üyelerimiz var. Onları güçlendiriyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Yağları yakıp kas oranlarının hacimlerini arttırarak daha sıkı bir vücut elde etmeye çalışıyoruz. Yanında kardiyo antrenmanlarıyla beraber ekleyerekten daha sağlıklı, daha zinde vücutlar elde ediyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi de Beytom Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Berran Aydan'la birlikteyiz. Merkezle ilgili genel bilgileri ve burada yaptıkları uygulamalarla ilgili önemli bilgiler bize verecek. Beytom Merkezi olarak neler yapıyorsunuz, hangi uygulamalar, hangi çalışmalar, bir de ben sizden duymak istiyorum. Peki, ben de sizlere Zonguldak'ımıza hoş geldiniz diyorum, bu altı kara üstü yeşil kentimize. Biz Beytom Sağlık ve Güzellik Merkezi olarak, spor merkezi olarak 3 yıl önce kurulduk. Daha önceki yıllarda yörede 1988'den beri görüntüleme üzerine hizmet veren bir firmaydık. Bir takım değişiklikler olunca böyle bir yola yöneldik. Ve şu anda merkezimizde kapıdan giren insanın sağlıklı, daha güzel ve daha genç olmak üzere bütün gereksinimlerini karşılamak için uygulamalarımız mevcut. Dermatoloji uzmanı doktorumuz sorumluluğunda tüm tıbbi uygulamalar yapılmakta ve uzman personel kadromuz da tabii ki kendisine yardımcı olarak bu hizmetleri götürmekteyiz.
Zonguldak'ta bu alanda şöyle tekiz, tabii ki birçok güzellik merkezi var, estetik merkezi var ama biz bir kompleks halinde çalışıyoruz. Bir yandan güzellik merkezimizde kadın erkek ayırt etmiyoruz. Daha iyi görünmek, daha sağlıklı olmak adına bir takım uygulamalar var. Öncelikle lazer epilasyon. Biz bir klinik özelliğinde çalışıyoruz. Doktoramın sorumluluğunda bu uygulama yapılıyor. Son derece kıymetli bir cihazla uygulamalar yapılmakta. Ayrıca botoks, dolgu, PRP, mezoterapi gibi bütün uygulamalar, iple yüz germe gibi bütün uygulamalar yine yapılmakta. Çünkü artık günümüzün modern dünyasında insanlar olduğundan daha iyi görünmek istiyorlar. Bu bir gereksinim haline geldi. Daha önce Zonguldak'ta yaşayan, bu uygulamayı tedavileri yaptırmak isteyen kişiler büyük şehirlere gidiyorlardı. Tabii şu anda sadece biz belki değiliz, benzer şeyleri yapanlar var. Ama biz doğru adres olduğumuzu, güvenilir adres olduğumuzu düşünüyoruz. Uzman hekim sorumluluğunda çalıştığımız için. Ayrıca estetik açıdan da cilt bakımlarımız var, özel maske uygulamalarımız var. Toprak bazlı doğal maskeler, bunun yanında yine güzelliğe yönelik kalıcı makyaj, kaş kontürü gibi de uygulamalarımız sürüyor. Zaten siz az önce merkezimizi dolaştınız, spor merkezimiz, spa merkezimizi de görüntülediniz. Bir bütün halinde bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. En iyi şekilde gelen kişileri memnun bir şekilde buradan ayrılmalarına yardımcı oluyoruz. 2017 çanta modelleri nelerdir ve iyi bir çanta alırken nelere dikkat etmeliyiz? Düzce'de çantacı Ahmet'i ziyaret ettik. İzliyoruz. Sevgili seyirciler, Altın Rehber programı olarak güzel kentlerimizden Düzce'deyiz. Düzce ekonomisine katkı sunan genç bir girişimcimizle birlikteyiz. Sayın Osman Durdu. Neler sergiliyoruz, neler satıyoruz? Bay bayan çanta, sarıcıya, valiz, cüzdan, kemer, ondan sonra spor çantaları, seyahat valizleri, bagaj, bu tür şeyler sergiliyoruz. Artı olarak tamir ve tadilat hizmetlerimiz var. Ürünü bizden alana ücretsiz, bizden almayana ücreti mukabilinde tamir ve tadilat işlerimiz de yapılıyor. Nereden getiriyoruz ürünlerimizi? Ürünlerimizi genelde İstanbul'dan alıyoruz. Ürünlerimizi alırken de daha çok, yani benim prensibim o. Ben kendime yakıştırabileceğim kalitedeki ürünleri getirmeye dikkat ediyorum. Öyle getireyim, satayım, paraya dönsün. Para benim için ikinci planda yani. Gelen müşterilerimiz de o şekilde görüyorlar zaten. Piyasaya baktıklarında bizim kalitemizi, farkımızı anlıyorlar yani. Kickbox ve box nasıl sporlardır? Kocaeli Gebze'de Gebze Yıldızlar Kulübü'ndeyiz. İzliyoruz. Sevgili Altın Rehberi izleyicileri, bilin bakalım bugün neredeyiz? Elimden de anlaşıldığı gibi Gebze Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü'ndeyiz. Ve yanımda Gebze Yıldızlar Gençlik Spor Kulübü'nün antrenörleri Ramazan Bey ve Osman Bey var. Kaç yıldır faaliyet veriyor spor kulübünüz? Spor kulübümüz 2014'ün Aralık ayında açıldı. Yani kulüple resmileşmesi de 2015 Şubat ayından beri de aktif halde devam ediyoruz burada. Kickboksla ilgili neler sormak istersiniz? Şu anda da zaten izleyicilerimiz arkamızda görüyorlar. Güzel bir antrenman, idman gerçekleşiyor. Yani kickboksla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Kickboksu herkesin yapabileceği bir branş dalı ve şu anda milletimiz tarafından belki sakatlık veya şey daha fazla olduğu inanılan bir spordur ama halbuki en az sakatlığın olduğu, rahatsızlığın en az olduğu bir dal. Çünkü vücudumuzu her tarafını kullanıyoruz. Her şeyini kullanıyoruz sportif açıdan. Yani sporun içinde en güzel olan dal bence bu. Yani kickboks'tan korkan izleyicilerimiz varsa da bu korkuların yersiz olduğunu söylüyor. Yersiz. Hiç korkmasınlar. Her türlü, bakın, bazı sporcu arkadaşlarımı görüyorsunuz. Her türlü korumaları var. Korumalar üzerine yapılıyor. Onun için hiç korkmasınlar. Herkese tavsiye ederim bu sporda onunla. Online diyet uygulaması nedir? Diyet hakkında çok özel bir söyleşimiz var sırada. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Adana'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise diyete yönelik hizmet veren bir marka ismi İrem Şen'e konuk oluyoruz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sizi tanıyacağız ama öncelikle benim öğrenmek istediğim, şimdi son günlerde online diyet uygulaması var. Bu nasıl bir uygulama, nedir? İçeriğini sizden öğrenelim.
online diyet ofise gelmeye gerek kalmadan uzaktan yapılan bir diyet şekli. Şehir dışından, yurt dışından, telefon üzerinden yapılan, listelerin telefon üzerinden gönderildiği, iletişimin oradan yapıldığı, ölçümlerin insanların kendi evinde yaptığı bir diyet şekli. Evet, bu anlamda zannediyorum çok büyük talep var, öyle değil mi? Evet, çok fazla talep var online diyetle ilgili. Yoğunluğu fazla olan bir diyet şekli. İşte diyetisyene gitmeye vakti kalmayanların telefon üzerinden yaptığı bir diyet sistemi. Sadece diyetisyene gitmeye vakit bulamayanlar değil de biraz da üşengeçliklerinden galiba, öyle mi? O da var, evet. Tabii bu anlamda özellikle hanımlar zamanlarını daha fazla değerlendirmek adına işte çok fazla vakit harcamadan kolaylıkla evde de uygulayabileceği bir sistem arıyordu zannediyorum. Ondan sonrasında bu uygulama çıktı. Aynen öyle, evet. Bu anlamda tabii ki online diyet sistemiyle hizmet veriyoruz ama onun haricinde neler yapıyoruz, biraz da sizi tanıyarak devam edelim. 2014 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Stajlarımı Hacettepe Üniversitesi'nde yaptım. Yaklaşık 3 yıldır da bu mesleği devam ettirmekteyim. Ama öncesinde de bir hastane geçmişimiz var değil mi? Tabii, hastane, tıp merkezi, spor merkezleri. Yaklaşık bir yıldır da kendi ofisimdeyim artık. Burada danışanlarımı ağırlıyorum. Burada kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, herhangi bir rahatsızlığı olanlar, kalp, tansiyon, şeker gibi, onlar da daha çok geliyor buraya. Çünkü onlarda da beslenme tedavisi çok önemli oluyor. Bunlar için kan tahlili alınıyor. Kan tahlilinden sonra diyet başlıyor, zaten haftalık kontroller şeklinde ilerliyor. Her hafta diyet değişimi ve kontrollerle ilerleyen bir süreç oluyor. Şimdi örnek veriyorum, ben geldim. İlk yaptığınız şey nedir? İlk yaptığım şey, beslenme öykünüzü alıyorum, konuşuyorum, sohbet havasına geçiyor zaten. Daha sonra size uygun beslen programı hazırlıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, bu anlamda birçok danışanımız var. Çünkü özellikle son yıllarda obezite çok bilinen ve çok insanları da rahatsız eden bir durum aslında. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Özellikle bayanlar artık çok dikkat etmeye başladı bu tarz durumlara. Çok kilolu olmasalar bile aslında sağlıklı beslenmeyi öğrenmek için bile gelenler çok yoğunlukta buraya. O en mutlu eden şey. Çocuklar bile az bir kilo artışında artık bilinçlenmişler bu konuda. Hemen gelmeye başlıyorlar. Beni çok sevindiren bir durum. Kafe işletmeciliğinde önemli olan noktalar nelerdir? Afyon Karahisar'da popüler Öncü Bir Kuruluş'tayız şimdi. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Afyon'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Midtown Cafe'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecileri Sayın Özcan Bozkurt ve Sayın Kazım Bozkurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz, merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Şimdi birçok farklı ve çok özel ve güzel lezzetlerimiz var. Lezzetlerimizi anlatacağız ama öncelikle izin verirseniz tabii mekanın kuruluşu ile ilgili biraz bilgi alalım. Tabii. Mekanımız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Henüz ilk yaşımızdayız. Aslında buna bir dört kuzenin rüyası diyebiliriz. Hepimiz aslında ayrı kökenlerden geliyoruz. Mühendisiz, kimimiz inşaat, kimimiz tekstil sektöründen geliyoruz. Ama bu sürekli bizim içimizde olan bir şeydi. Kendi mekanımızı yaratalım ve bu konuda ilerleyelim istiyorduk. Şükür ki Şubat ayında faaliyete geçirdik. İnşallah daha da ileriye gitmek istiyoruz. Markalaşmak istiyoruz. İnşallah. Ama şu an zaten Afyon'da bir markayız, öyle değil mi? Söylenene göre o şekilde. Peki bu markalaşma süreciyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle ki biz bunu bir hafta, iki hafta ya da iki aylık bir çalışmayla yapmadık. Geniş düşündük ve 1,5 yıl bunun çalışmasını yaptık. 1,5 yıl sonunda şükür burayı kurmuş olduk. Tabii öncelikle bir Ar-Ge yaptık, öyle değil mi? Tabii ki güçlü bir Ar-Ge çalışması yaptık. Ben İspanya'da eğitim gördüm. İspanya'daki güzel mekanları gezdik, İtalya'ya gittik, Fransa'da gezdik. Kuzenim yine Libya, Dubai, Katar. Bu bütün mekanları gezdik, kafamızda bir altyapı oluşturduk. Bundan da öte markalaşmaktan dolayı sistemsel çalışmalarımızı da yaptık. Nedir bunlar? Bu ürünlerin hazırlanırken reçetelerin hazırlanması, stok takibinin yapılması, Ar-Ge çalışmalarının yapılması.
Hepsi kaydımızın altında. Günlük satılan adetler, satışlar, grafikler, tablet dijital menü kullanıyoruz. Dijital menüde bir müşterimiz hangi menüyü daha çok incelemiş ve onlar bize feedback yapabiliyorlar. Olumlu olumsuz görüşlerini bildirebiliyorlar. Biz de bu konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, çok genç bir evet. Ve çok dinamik bir kadro. Kesinlikle. Aynı zamanda sadece işletmeci olarak değil, tüm elemanlarda, tüm personel de öyle. Bu anlamda tamamen profesyonel bir kadro ve kemik bir kadro, öyle değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çoğunluğumuz öğrenci çalışan arkadaşlarımızın ama her geldiklerinde bir eğitim programına sokuluyorlar. Hı-hı. Daha sonra sistematik şekilde çalışmalarına başlıyorlar. Memnunuz. Genç bir kesime hitap ediyoruz. Karşımızda üniversite var. O yüzden müşteri demiyoruz aslında. Misafirlerimiz diyoruz. Evet. Misafirlerimiz çoğunluğu öğrenci. O yüzden biz öğrenci arkadaşlarla çalışmayı istedik. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, onlara da istihdam sağlamak istedik. Kesinlikle. Bu anlamda da tabii onun manevi huzuru da daha farklı değil mi? Kesinlikle. Ben de üniversite yıllarımda kafe sektöründe çalışıyordum. Daha öncesinde garsonluktan başlamıştım ve bu noktalara kadar geldim. İnşallah bütün arkadaşlarımız da bu noktalara gelirler. Çalışmak iyidir yani her zaman. Kesinlikle ve hayallerinin peşinden koşmaları kesinlikle gerekiyor. Ve tabii ki biraz da çalışmak gerekiyor değil kesinlikle mi? Öncelikle sabır ve tabii ki çalışmak. Dediğiniz gibi sabır çok önemli. Birçok zorluk yaşadım, ben de yaşadım. Yalnız sonucu güzel oluyor. Yani bir buraya gelip de oturduğumda, kahvemi söylediğimde, müşterileri gördüğümde en iyisi. Daha bir huzurlu oluyorum. Daha bir güven geliyor. Kesinlikle. Ve daha üstünü yapmak istiyorum. Sonuçta biz bir mekan yapalım değil amacımız. Hayallerimiz bitmedi, devam ediyor. Daha da büyüklerini yapmak istiyoruz inşallah. Daha büyük işler yapmak istiyoruz. İnşallah. Tabii projeler var. Birazdan var. Projelere döneceğim. Lezzetlerimize gelelim. Şimdi tabii ki sevgili izleyicilerimiz merak ediyorlar bu güzel lezzetlerimizi. Tamamen dünya mutfağı hakim menümüzde, evet. Ve tabii ki bize özel, yani Midtown kafeye özel sunumlarımızla misafirlerimize ikram ediyoruz, öyle değil mi? Evet, tabii ki öyle. Kendimize özgü sunumlarımızı misafirlerimize ikram ediyoruz. Peki sürekli bunlar günlük ve taze yapılıyor, öyle değil mi? Tabii ki hepsi günlük, taze yapılıyor. İsteğe göre değiştirilebiliyor. Değiştirebiliyor, içerikler değişebiliyor, aynen. Müşterimiz isteğine göre değişebiliyor. Evet, tabii bu güzel lezzetlerimizi hazırlarken dikkat ettiğimiz hususlar var, öyle değil mi? Hizmet sektöründeyiz. Bu yüzden öncelikle kalite ve güven vermemiz gerekiyor. Sonuçta bu günlük bir şey değil ve biz İstanbul gibi büyük bir yerde yaşamadığımız için ortalama bizim müşterimiz genelde aynıdır. Dolayısıyla biz bu hizmeti gün geçtikçe arttırmamız gerekiyor ki devamlılık sağlayabilelim. Bizim evet, için çıtayı sürekli yüksek tutmak gerekiyor. Bir avantajımız var. Bizim menümüz tablet menü, dijital menü. Dolayısıyla biz müşterilerimiz örneğin geldiklerinde ya biz bu yemekleri de istiyoruz dediğinde direktman çalışmamızı yapıp bir çekimimizi yapıp aynı gün içerisinde ürünlerimizi ekleyebiliyoruz. Bu da bizi geliştirmemizi büyük bir olanak sağlıyor. Artık hani kağıt menüler kaybolmaya başladı. Bizi hızlandırıyor açıkçası. İstediğimiz gün bir şey fark ettiğimizde konseptimizi ekleyebiliyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz ve sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Bizim bir de önem verdiğimiz diğer nokta da şu, sunumlarımıza çok dikkat ediyoruz. Evet. Bölgede olabildiğince farklı sunumlar yapmak istiyoruz ve yapıyoruz da. Güzel tepkiler alıyoruz bu konuda ve sürekli eklemek istiyoruz. Köfte sunumumuz ızgarada, küçük mangalla, böyle mangal tadı vericesine. Çok keyifli. Bayıldım. Gerçekten çok keyifli. Ama mekanımız da çok güzel. Burada sadece dünya mutfağının eşsiz örneklerini tabii ki farklı sunumlarla o lezzeti almak, o tadı almak çok güzel ama aynı zamanda mekanın ferahlığı, genişliği de çok güzel. Dekorasyon tamamen size ait, öyle değil mi? Size ait. Tamamen bunun için dediğim gibi yurt dışında Ar-Ge çalışmamızı yaptık ve olabildiğince ne yapabiliriz düşündük. Tek tek ince ince noktasına kadar. Bunun için aslında çok çile çektik diyebiliriz. Gerçekten o kurulum aşaması çok zordu bizim için. Evet, 3 ayımız çok sancılı geçti. 3 aydan sonraki ilk günümüzde bir o kadar keyifliydi. Yani şu şekle dönüştürebilmek için çok uğraştık ve huzurluyuz yani bu konuda. Evet, peki ben şimdi biraz da özele dönmek istiyorum. Şimdi gerçekten sizin gibi olmak isteyen genç girişimciler var. Evet. Ve siz onlara aslında çok iyi bir örneksiniz. Ve bu anlamda yatırım yapmak adına neler yapmaları gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Biraz o konu hakkında bilgi alalım. Bence her şeyden önce know-how çok önemli. Yani
gene Ar-Ge'ye dönüyoruz. Çünkü bu işin aslında içinden gelmeniz gerekiyor. Yani 3 kişi de olsanız, 4 kişi de olsanız, 1 kişi olsun içinden gelmesi gerekiyor ki elemanları yönlendirebilin, barınızı, mutfağınızı oluşturabilin. Bu yüzden hani çalışmaktan gocunulmasın. Özellikle üniversite yılları çok değerli. Çünkü üniversiteden sonra zaten hayata atılıyorsunuz ve bir şey oluşturmanız çok zor. Üniversite hayatında yaşadığınız bütün o deneyimler size bu şekilde geri dönüyor. Ben döneceğine inanıyorum. Herkes için de, çalışan herkes için de. Dediğim gibi ben de üniversitede hep çalıştım kafe sektöründe ve bunun sayesinde, bu know-how, bu birikimi sayesinde bunları yapabildik. Evet, aslında tabii ki çalışmak ama biraz da cesaret gerekiyor tabii. Sanıyorum değil mi? Cesaret ve güven tabii ki gerekiyor. Bunun yanında da ailenizin de size olan güveni daha önemli tabii ki. Kesinlikle. Arkanızda bir güç hissetmeniz gerekiyor ki genç yaşımızda bu işe atılabilirim. Evet, gerçekten de öyle. Dediğimiz gibi çok başarılı bir işletme. Hem personel anlamında, hem işletmeci bazında, hem de lezzetler anlamında çok güzel. Burada sadece gördüğümüz 4-5 çeşit lezzetimiz var ama o kadar farklı, o kadar güzel lezzetler ve sunumlar var ki bu güzel lezzetlerin ve bu mekanın sadece farkına varabilmek için buraya gelmeleri yeterli sanıyorum. Amacımız kahvaltıdan başlayıp gece kapanışa kadar hizmet etmek. Kahvaltı, omlet, burger, steakler, fajitalar, meyve tabaklarımız, özel nargilelerimiz, organik nargile yapıyoruz. Tatlılarımız, kendimize özgü tatlılarımız var. Bunlar da çok rağbet görüyor. Patlamış mısıra kadar sunum yapıyoruz. İkramlarımız var, değişik aktivitelerimiz var ve sadece yemek olarak düşünmedik. Sosyal aktivite olarak da League TV'miz var. Maçları burada izleyebilir öğrenciler, tabii arkadaşlarımız. Değil mi? Tabii burada geniş mekanımız bu anlamda. Organizasyonlar da yapabiliyoruz, farklı grup organizasyonlar. Toplantılarını da yapıyoruz. Okulda öğretmenlerimiz seminerler düzenliyor. Üst katımız var. Yine orada konferanslar veriliyor. Doğum günlerinde çok tercih ediyoruz. Dediğimiz gibi alanımız büyük. İstediğimiz bölgeyi onlara ayırabiliyoruz. Rahatça kutlama yapabiliyorlar. Sliderlarımız var. Yine bir hikayelerini paylaşabiliyorlar. Onlar için de burada bir anı oluşmuş oluyor. Kesinlikle. O da bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için ve bu güzel, keyifli sohbet için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle Kazım Bey'den başlayayım. Buyurun. Midtown Kafaylası olarak herkesi bekliyoruz. Biz buradayız. Sizleri de bekleriz. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ben de herkesi beklerim. Bütün arkadaşlarımız buyursun gelsinler. Misafirimiz olsunlar. Her zaman ağırlamaktan keyif duyuyoruz. Evet, biz buradayız, bekliyoruz diyoruz. Bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar biz de size. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Kitap kafe konseptiyle dikkatleri üstüne çeken Kuzgun Kitap Kafe'deyiz. Ve kitap kafe konseptiyle ilgili özel bir röportajımız var. İzliyoruz. Bu fikir nasıl doğdu? Ne zaman sizde bir merak uyandırdı ve bu sektöre nasıl girdik, nasıl ilerledik? Aslında bir anda oldu. Uzun süresinde düşünmedim. Kitapları sevdiğim için kitapçılıkla uğraşıyordum bundan önce zaten. Eksikliğini hissettiğim konu uzun süre insanların böyle kalabalıktan kaçacak, dinlenecek bir noktası yoktu. Hem kitaplar olsun hem de öyle bir kaçış noktası olsun istedim. Kendim için de keyifli olabileceğini düşündüm. Ondan dolayı bir anda böyle bir kafam doluştu. Buraya gelip burada kitaplarını okuyabilirler, kitap satın alabilirler, dilediği kitabı temin edebilirim. Aynı zamanda çalışma ortamı da var burada. Hem çalışıp hem çay kahve eşliğinde rahat bir ortam kendilerine sunuyorum. Konya'da ne tarz oteller var sizce? Konya'nın en mistik ve tarihi bölgesinde konumlanan Otel Ney'i ziyaret ettik. İzliyoruz. Otelimiz Mevlana Türbesi'ne hemen 2 dakika yürüme mesafesinde 35 odadan oluşan toplantı ve kahvaltı salonları olan butik bir otel. 2 yıldır sektörde hizmet veriyor. Beğenildiğini düşünüyoruz. Konya'da tarz itibariyle butik olarak bizim otelimizden başka butik tarzda otel yok. Biz bölgesel anlamda böyle bir talebi gördük ve o tarzda renovasyon projesidir burası.
Yani bir binayı yeniledik, otel kompozisyonuna çevirdik. Selçuklu ve Osmanlı bezemeleri, ahşap bezemelerinden oluşan bir yapısı var. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Konya'ya gelince de otel neyde misafir ederiz inşallah. Herkesi bekliyoruz. Konya'ya yolu düşen eyvallah, herkesi Ney Otel'e bekliyoruz diyelim mi? Eyvallah. Bekliyoruz tabii. Peki. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Mevlana Şehri Konya'da devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Termal suyun faydaları nelerdir? Afyon Karahisar'da termal suyun şifasıyla hizmet veren Oruçoğlu Termal Otel'deyiz. İzliyoruz. Özellikle termal suyun faydaları nelerdir? Onu öğrenmek istiyorum ben sizden. Tabii ki. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Oruçoğlu Otel yaklaşık 24 yıllık bir tesis. Bölgenin değil, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı termal oteli. Termalin başkenti Afyon'da bir ilk Oruçoğlu Termal Otel. Dediğim gibi yaklaşık 24 yıldan beri bu hizmeti veriyoruz. Otelimiz yarım pansiyon konsepti hizmet veriyor. Öncelikle bunu belirtelim. 306 odamız var. Bölgede tek %100 termal suya sahip olan otelimizdir. Kendine ait kuyularımız var. Bu yüzden otelin tüm alanında kullanılan su bizde termal su. Odalarda kullanılan, diğer yüzme havuzlarında kullanılan tüm sularımız termal su. Otelimizdeki konsept bay ve bayanlar ayrı olmak üzere, ayrıca karma yararlanılan bir otel. Afyon'a yolu düşen tüm misafirlerimizi otelimizde bekliyoruz. Hizmet için buradayız. Bekliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Şırdan nedir? Neyden yapılır? Adana'da Şırdancı Ali'ye konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Adana'da devam ediyor. Adana'nın kebabı var da şırdanı yok mu? En güzel lezzeti sunan Şırdancı Ali Baba'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Ali Tunç ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun, hoş geldiniz. Sefa hoş bulduk, geldiniz. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizi ağırladığınız, evet, konuk ettiğiniz misafirperverliğinizden, evet, dolayı. Şimdi özellikle Anadolu'nun çok güzel bir lezzeti, evet, şırdan. Beğendiniz mi şırdan yerken? Çok bayıldım, gerçekten, evet, çok güzel, evet, ve çok da lezzetli. Mumbarımız da var. Mumbarın da tadına baktık, evet, şırdanın da tadına baktık. Gerçekten mükemmel, evet, tavsiye edebileceğim yerlerden bir tanesi. Lezzeti şahane. Yani tartışılmaz. Bu anlamda şırdan nedir? Biraz ondan bahsedelim. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler merak ediyorlar. Bu şırdan Adana'da Adana'nın yemeğidir. Bu şırdan özeldir Adana'da. Bu şırdana alışan yani başka bir şey yemez ama her yerde şırdan yenmez. Kesinlikle. Ali Baba'da şırdan yemeyen şırdan yedim diyemez. Göz aldanır, damak asla aldanmaz. Evet. Evet. Bu şırdanı baldo pirinçli tereyağından kavurarak güzel bir şey bu şekilde yapıyoruz bu. Kele suyundan da pişiriyoruz yani tereyağlı baldo pirinci ve özel yani oralak yapıyoruz. Damak tadı herkes yıkayamaz her yerde. Bu şırdanı burada şırdan yiyen mümkün değil. Başka yerde şırdan yiyemez Ali Baba'dan hariç. Şırdan yiyemez Adana'da. Kesinlikle. Zaten her yerde yenmez. Evet. O kadar çok fazla talep ediliyor ki. Evet. Bu anlamda yılın başarılı şırdancısı seçildiniz. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Adana'da gazetede bile çıktı. Yılın başarılı şırdancısı seçildik Adana'da. Hı-hı. Ali Baba'da şırdan yiyen mümkün değil. Başka yerde yemez yani. Her yerde bu lezzeti yıkayamaz. Bu lezzeti bulamaz. Tereyağlı kimse Ali Baba'dan hariç tereyağlı şırdan yapan yok. Adana'da yok. Mümkün değil yani. Bulamazlar değil mi? Bulamazlar. Mümkün de yok. Şalgamın özellikleri ve faydaları nelerdir? Adana'da doktorum Yılmaz Şalgamcısına konuk olduk ve sorduk. İzliyoruz. Adana'nın yaklaşık 25 yıllık bir firmasıyız biz. Adana'nın nadide en gözde firmalarından biriyiz. Adana'da şalgam denince akla ilk gelen isim doktorum Yılmaz Şalgam oluyor elbette. Evet, tabii çok uzun yıllardır bu sektördeyiz ve gıda sektöründe hizmet veriyoruz. Peki dünden bugüne firmayı bu anlamda lider kılan nedir peki?
Firmamızı lider kılan en büyük özelliklerinden biri doğal olması. Bir diğeri de en temiz firmalardan biri biziz. Bu konuda her türlü belgelere de sahibiz. Mütevazi olamayacağız. Olamayacağız, kimse kusura bakmasın. Açıkta satış yapmanın çok büyük riskleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda belgelerine sahip olan da Adana'daki tek firmayız biz. Bundan dolayısıyla da gönül rahatlığıyla herkesi Doktor Yılmaz Şalgam'da en lezzetli şalgamı içmeye bekliyoruz tabii ki. Biz buradayız diyoruz. Aynen öyle. Size de çok teşekkür ederiz firmamızı tercih ettiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık, çok sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, tekrar sağ olun. İyi bir kebap yapmanın sırrı nedir? Sorduk, izliyoruz. Fırın kebabı Konya'nın yöresel bir yemeği. Konya'ya geldiklerinde mutlaka bizi tercih etmelerini istiyorum. Yani en azından fırın kebabı yemelerini istiyorum. Öyle de oluyor zaten. Konya'ya insanlar havaalanından, otogardan giriş yaptığı zaman ya bizi buraya bir taksici getiriyor ya da bize telefon açıyorlar, konum atıyorum telefondan. Gelen insanlar da memnun ayrılıyor. Bu bizim için her gurur şey, verici bir şey. Kesinlikle tabii. Her şey para değil zaten. Para bizim için birinci planlı olsaydı, ön planlı olsaydı sıradan bir kebapçıya böyle bir yatırım yapmazdık. Kesinlikle. Tabii burada buranın en büyük farkı da kebabıyla, çorbasıyla ve bizim özellikle Konya'nın yöresel lezzeti olan bamya çorbası. Bu anlamda Konya'ya yolu düşen herkesi Gazi Ağacı fırın kebabına bekliyoruz diyelim mi? Tabii ki, inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, bu güzel lezzetleri bizlerle ve sevgili izleyicilerimizle buluşturduğunuz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Gazi Ağacı fırın kebapçısı Konya'nın ilk fırın kebapçısıdır. Konya'ya geldiklerinde kendilerini misafir etmek isteriz. Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Konya turumuz devam edecek. Bakalım neredeyiz? Kebabın iyisi nasıl anlaşılır? Adana Seyhan'da Mas Kebaba konuk olduk ve sorduk. İzliyoruz. Öncelikle kebabın iyisi nasıl olur? Biraz ondan bahsedelim. İyi kebap yemek için öncelikle bir yaşını aşmamış erkek koyun kuzu eti. Güzelce ne, işte bunun hazlanma şeyi var. Bu da ustalarımızın elinde. Biz kendi özellikle sinirlerini güzelce ne ayıklıyoruz. El kıyması özünü, hakikisini burada en güzel şekilde sunmaya çalışıyoruz. Kebaplarımız zaten kalitelidir. Yani en güzelini sunmaya çalışıyoruz. En güzel kebap da zaten o şekilde hazırlanır. Ve tabii ki Mas kebapta da yenir. Yani onu zaten yani şimdi bütün yani bizi bilenler, zaten bize abone olanlar bizden bu lezzeti başka da yani bulamayacaklarını biliyorlar çünkü kaliteyi biz sunuyoruz. Kebap denince Adana, Adana denince de Mas kebap akla geliyor. Öyle olması lazım. Bunu tabii bu yani öyle olması lazım çünkü Mas kebaba yakışan bu. Moda nedir? Modayı takip etmek nasıl olur? Çok özel bir butikteyiz. İzliyoruz. Moda nedir? Bu kavram hakkında bilgi almak istiyorum sizden. Moda Adana'da biziz. Yani kısacası budur. Yani çünkü biz tüm İstanbul ve yurt dışından gelen ihracat ürünleriyle yani bütün en güzel, yani bir bayanın içeriye girdiği zaman hepsi benim olmalı diyebileceği bütün ürünlere sahibiz çok şükür. Yani o yüzden bütün İstanbul'u kolaçan ediyoruz. Nerede böyle ücra köşelerde de olsa, nerede böyle güzel bir şey buluyoruz, hemen alıyoruz. Yani o yüzden moda tamamen burada biziz. Ürün yelpazesi çok önemli ve birçok ürün çeşidimiz var. Elbiselerden tutun da işte kabanlara kadar, pantolonlara kadar ve daha neler neler var. Neler neler var. Daha mesela bu sene kadife çok moda. Kadifenin taytından tutun pantolonuna, elbisesinden tutun ceketine, her şeyi mevcut mesela. Ya da kürklü ürünler, her şeyi mevcut. Yani olmak da zorunda. Çünkü moda bunu gerektiriyor. Bayanlarımızın içindeki ayakkabı tutkusunu bir lüks olmaktan çıkartarak kaliteyi, şıklığı ve rahatlığı bir arada bulunduran Pond'a Ayakkabı Butik'teyiz. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Karabük'teyiz. Karabük'te çok genç bir girişimciyle sizi tanıştıracağım. Sayın Tayfun Taşkın. Kendisi Pondi markasıyla ayakkabı sektörüne bir giriş yaptı. Genç, dinamik bir kadroyla çok yeni fikirlerle
hanımların beğenisine sunuyorlar ürünlerini. Biz de kendileriyle ilgili, markalarıyla ilgili, ilerisiyle ilgili özel bir röportaj yapacağız. Pondi markası çok yeni bir marka. Bunu tüketiciyle buluştururken özellikle siz şunu da söyleyelim, kadınlara yönelik çalışıyorsunuz değil mi? Evet, doğrudur. Kadınlara yönelik çalışıyoruz. Bu markayı yeni alışıyor insanlar da aslında, hem sosyal medya üzerinden hem de bulunduğunuz bölgede çalışmalarını sürüyor. Pondi markası çok yeni bir marka, hanımlara yönelik çalışıyoruz dedik. Yerimiz tam olarak ne de? Karabük'te dedik ama neredesiniz, sizi nasıl bulabilirler? Karabük'te Karesi AVM merkezdeyiz biz. Ne kadarlık bir alan, ne kadar ayakkabı çeşidimiz var, hangi türler var? Ortalama 100 modelimiz var mağazamızda, 50 metrekare bir alanda ve ferah bir şekilde ürünlerimizi sergiliyoruz dükkanımızda. Pondi markası tamamıyla sizin tasarımınız ve tek marka değil mi dünyada yeni oluşan sizin kendi tasarımınız? Evet, Pondi bizim tasarımımız. Buradaki tasarım da size ait değil mi? Çünkü vitrin çok önemli bence. Evet, dükkanı da ben kendim tasarladım. Nelere dikkat ettin? Şıklığa dikkat ettik açıkçası, yani aydınlığa dikkat ettik. Bu şekilde. Evet. Pondi hangi tür kadınlara hitap ediyor? Sizin bir profiliniz var değil mi? Yani genelde Pondi 16 ve 35 yaş arası, 40 yaş arası bayanlara hitap ediyor. Çalışan, okuyan, kendi ayakları üzerine duran, şıklığa ve rahatlığa önem veren bir profil değil mi? Evet, doğrudur. Evet. İnternet üzerinde satış çok önemli. Sizler de internet üzerinde satışlar yapıyorsunuz. O süreci nasıl işlediğini de izleyicilerimizle paylaşalım lütfen. Evet. Bizim web sitemizden pondi.com.tr'den sipariş verebilirler. Ortalama 2 gün içerisinde sipariş verilen ürün müşterimize ulaşmış oluyor. İlerisi için neler diyebiliriz? Bizim soramadığımız, senin eklemek istediklerin var mı? Pondi markasıyla ilgili neler söyleyebiliriz izleyicilerimize? Pondi 4 kişilik bir genç ekipten oluşuyor. Hepimiz çok kıpır kıpırız, canlıyız. Büyük projelerimiz var. İnşallah biz de ayakkabı sektöründe liderlerden birisi olacağız. İnşallah biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Peki fuarlara ve çeşitli tanıtım etkinlikleriniz de oluyor mu? Yani sektöre yeni girdiğimiz için herhangi bir fuar etkinliğimiz olmadı. Fakat ilerleyen zamanlarda fuar etkinliklerine katılacağız. Belki Türkiye ile birlikte yurt dışına, Avrupa'ya da açılabilirsiniz değil mi? Böyle genç girişimcilere aslında ihtiyacı var bu sektörün. Yani kesinlikle hedeflerimiz dahilinde zaten bunlar. Bu yolda size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kitabı okurlarla buluşturmanın üretmek kadar değerli olduğunu gösteren Farklı Kitap Evi'ni sizler için ziyaret ettik. İzliyoruz. Sektöre 2008 yılında girdik. Bir firmamızın pazarlama personeli olarak başladık. Tabii ki belli bir noktadan sonra tek ürün çalışma, ürün yelpazemizi geliştirmek zorundaydık. 2013 yılında böyle bir faaliyette bulunduk. Değişik bir isim dedik. Karabük'ümüzde farklı bir şeyler olsun. Sürekli gündemde tutulan, gün içerisinde doğallarda bile sürekli geçen bir isim dedik. Farklı Kırtasiye olduk. Bundan dolayı mutluyuz. Evet, Karabük'ümüz eğitim konusunda gayet başarılı. Bunu sınavlarda da görüyoruz. Bütün sınavlarda aynı şekilde. Türkiye'de ilk üçte hemen hemen. Bunda tabii velilerimizin de büyük katkısı. Eğitimci velilerimizin, bilinçli velilerimizin olması. Artık ekmek aslının midesinden de çıktı. Evet, okumak lazım. Bir şeylere ulaşabilmek için gayret sarf etmek lazım. Biz bu konuda çok mutluyuz. Çocuklarımızın bir şeyler verebiliyorsak, bizim tarafımızdan bir şeyler fayda sağlıyorsa onlara, bu bize yeterli. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Asıl biz size teşekkür ederiz. Uzaklardan geldiniz, bizi Türkiye ile tanıştınız, buluşturdunuz. Biz sizlere teşekkür ederiz her şeyden önce. Farklı Kırtasiye isminden de anlaşılacağı gibi birçok farklılıklara inşallah imza atacaktır. Bu konuda bütün müşterilerimizi farklılığını anlayabilmeleri için mutlaka Farklı Kırtasiye'yi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Karabük'te çok özel bir kafedeyiz. İzliyoruz. İstanbul'da biz bu işe başladık. Burayı kuralı 3 sene oldu. İstanbul'un deneyimiyle burayı kurduk, bu hale getirdik.
Müşteri taleplerin isteklerine göre portföyümüzü genişlettik. Dekorumuz müşteri taleplerine göre yenileniyor. Her sene güncel bir dekorumuz oluşuyor. Zafer Bey'in de bahsettiği gibi 3. yılımızı doldurduk, 4. yılımıza giriyoruz. Karabük'te ilk ve tekiz, her gün 6 ile 10 arası canlı müzik, 3 farklı grubumuz var. Karabüklülere hizmetimiz bu şekilde. Her gün canlı müziğimiz var. Yiyecek olarak neler var menüde? Yiyecek olarak biz tabii firmayı açarken eğlence sektörü ve olayın buraya bu kadar genişleyeceğini bilmiyorduk. Mutfağımızı da geliştirdik geçen bu süre zarfında. Kendimiz ızgara köftemiz, ızgara tavuğumuz, kendi el açma mantımız, aperatif sigara böreğimiz, kahvaltı tabağımız, bu gibi aperatif ürünlerimiz de mevcut. Kocaeli Başkale'de hizmetleriyle öne çıkan Wellburn Otel'e konuk olduk. İzliyoruz. Wellburn Lüks Otel, Baş İskele'de muazzam bir konumda kapılarını misafirlerine açtığı ilk günden bu yana Körfez'in incisi olarak adlandırılıyor. Yerel ve turistik mekan gezileri gibi organizasyonların yanı sıra toplantı, banket, doğum günü ve gala gibi seçkin hizmetlerde de sunan otel, 5 kata yayılmış %80'i deniz manzaralı 142 ferah misafir odası ile hizmet veriyor. Sunduğu birbirinden farklı lezzetler ile fark yaratan otel, denize nazir, liman restoranı ile sabah kahvaltılarını ve pazar brunchlarını bir lezzet ritüeline dönüştürüyor. Otelin 5. katında eşsiz panoramik Körfez manzarası ile hizmet veren Nebi Derya Restorant, üstün kalitesi ve misafir memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile şehrin dikkat çeken mekanlarından biri. Sunduğu benzersiz hizmetlerin yanında spa merkezinde bulunan açık ve kapalı yüzme havuzu, jacuzziler, buhar odası, sauna, Türk hamamı dışında bulunan 2 adet VIP hamamı ile ayrıcalıklı hizmetler sunarken profesyonel terapistlerin uyguladığı masaj ve özel bakımlar ile benzersiz deneyimler sunuyor. Evet sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının sonuna daha geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.